e, ee, bir nevi kafeterya açıyoruz anladığım kadarıyla. Yorumları güzel de oyunun. Dedim bir deneyelim ne değil, nedir ne değildir. Çil bir simülasyon serüveni. Evet YouTube'a da bir selam alalım. YouTube seviyor abi simülasyon oyunlarını. Sizin tabi haberiniz yok YouTube. Az önce Mr. Beast'in içeriklerini izliyorduk. Ay YouTube hatta şöyle de bir göstereyim size. anda bak size şöyle selam yolluyorlar. Buyurunuz. Merhaba 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 merhaba. Merhaba. Cansınız hoş geldiniz. Hadi bakalım. Bunda galiba güncellemelerde şey gelmiş. Müşteriler falan geliyor. Oo! Babam tüm hayatı boyunca restoranın başındaydı. Her gün okuldan sonra onun yanına uğrar ve işin nasıl yaptığını izlerdim. Katı ama adil bir patrondu diyerek faktan da senaryoyu çakmışlar. İleri diyelim bakalım. İşler çok iyi gidiyordu. Babam yan kasabada ikinci bir restoran açmak istedi. Restoranı açmak için paranın yarısını toplamıştı ve diğer yarısını tefeciden almayı planlıyordu. Herkesin sıçtığı hikaye. Babam tefecinin lideriyle meslek lisesinden beri arkadaştı. Aga be. Babam tefeciden borç parayı aldı ve ikinci iş yerini açtı. Ne yazık ki oradan kar edemedi. Günlerce başarısızlığın nedenini aradı ama bulamadı. Bir noktadan sonra akıl sağlığı bozuldu ve hastaneye kaldırıldı. Hastaneden döndüğünde ödemesi gereken tüm faturaları gözden geçirmeye başladı. Gözden geçirmeye başladı. Hepsini ödemeyeceğini anladı. Neredeyse bir hafta uyuyamadı, restoranları kapatmayı ve emekli olmayı düşünmeye başladı. Düşündüğünü yaptı ve restoranları kapattı. Tefecim bu biz miyiz bu? Babam restoranları sattı, borçlarını ödedi ve emekli oldu. 26. doğum günümdü. En sevdiğimiz yerde kutlamaya karar verdik. Babam bana ve emekliliğine kadeh kaldırdıktan sonra bana bir zarf verdi. Zarfı açtım ve 50 bin dolarlık bir çek gördüm. Artık hayalin gerçek olacak oğlum. Bu sözlerden sonra babamın çocukluk hayalimi nasıl bildiğini anladım. Çünkü küçükken hevesle babamın nasıl çalıştığını izlerdim. Şimdi son derece mutluyum ve aile işini canlandırmaya karar verdim. Hadi bakayım diyerek 50 bin dolarla oyuna başlıyoruz anladığım kadarıyla. Hadi bakayım. Mr. Beast'ten almıştım parayı. Pazartesi yeni bir gün. Hafta sonları normal. Yeah. Gel. Tamam Castle Lake'e hoş geldiniz. Burası bizim bölgemiz galiba. Burada bir restoran ve motel açmayı planladığını duydum. Motelde mi var lan? Eğer öyleyse bu iyi haber. Kasabamızda yemek yiyip eğlenmek için yeterli yer yok maalesef. Benim adım Dries Owens ve kasabadaki yerel şerif benim. Yardıma ihtiyacın olursa her zaman polis departmanını arayabilirsin. Bir telefon kadar uzandayım. Yeni işinizde iyi şanslar, iyi günler. Şimdi baba ben bakkal açacağımı düşünüyordum. Aga lan. Şimoli. Aga ulan bak oyuna şimdi ısındım. Bir kere şey e, grafikler bir garip bir dakika. Hamam böceği ve evsiz serseri özelliğimiz var. Sanki birazcık daha iyi oldu bu şekilde. Yani 120 Hz 2560'a 1440 oynuyorum gayet güzel bence. Ağaçlar kötü değil mi? E, yapacak bir şey yok. Zaten mekan içine takılacağımız için yüksekte kalsın. Şimdi tipik simülasyon oyunu baba. Önce çöpleri toplayacağız ama ne diyor? Kameramın da yerini değiştireyim görevleri görün. Hatta bunu da birazcık küçülteyim. Hatta bunu birazcık daraltayım. Bütün ayarlarımı yapayım ki öyle oynayalım. Bahçemizde bir tane geyik var. Arka bahçedeki kulübedeki elektrik panosunu bulun ve şalteri açın. Taşınabilir aydınlatma ihtiyacı varsa tablet. Aha sone. Şimdi tabletimiz varmış. Oyunu bir inceleyelim. Neler koymuşlar? Ortalama müşteri bekleme süresi 53 saniye. Konumunuzu sıfırlayın deyince buraya alıyormuş. Ee, burası alışveriş. Bu onu. Bu bölüm postayla gelen siparişlerini getirerek aşılmışlık özel öğeleri içerir. Kafenizin çekiciliğini ve katılımını büyük ölçüde arttırarak onu benzersiz kılar diyor. Ee, yılan Shimoda bizde. Menü, gıda mağazası, faturalar, yönetici, araçlar. Çiller için paspas. Çöpleri dök. Restoranım e-mail. E-mailimiz boş. Yorumlar morumlar falan filan. Neyse bunları herhalde yönlendirir. Toplam paramız 50 bin dolar değil 7 bin dolarmış. Yıldızımız bir. Yukarıda fare mare bin. Üç tane fare var böcek yok. 146 tane çöp var anladığım kadarıyla. Açlıyorum. Ne diyor? Arka bahçedeki şalteri aç. Ne yapıyorsun lan? Soru işaretine gidiyorum. Ağaç 43 kane lan. Bak çok böyle ağaç maç bir şeyler koydum mu sıçıyor. Ooo gel bakayım. Görev tamamlandı. Restora nasıl gireceğini bul. Bulalım. Koşmak için left shift. Left, left shift. Tablet açmak için Tep tuşu. Tamam. Büyük ihtimal buradan giriliyordur. Oh be. Araçlar. Bunları tabletteki araç mağazasında bulabilirsiniz. Satın aldıktan sonra kullanmak için F tuşuna basarak envanteri açın. kavramlar. F tuşu kısa yollar. Tablet F envanter. Yani basıl tutunca bizim envanter açılıyor. Tablet zaten tablet. Tamam. Binanın içindeki ve dışındaki tüm çöpleri temizleyin. Lan! Okey. Çöp temizliyoruz babalar. En sevdiğim şey. Mekan boşsa. Ne diyor? Tamam biz çöpleri halledelim ve Yukarıda çöpler azalıyor mu? 137, 136 azalıyor. Fareyi camla. At. Atmam lan ben de fare besleyen adamım. Dım. <laughs> Besleyemiyorum artık. O da yasak ya. Fare la. Her yerde var. Ne diyorsun ya? Çöp kutusu doldu diyor. Aa, tablete basacağız. Bak burada çöpleri dök var. 50 dolara çöplerin alması için çöp servisi çağırdınız. Geliyor mu şu an? Bunun bekleyeceğiz. Işık mışık da yok şu an oğlum. Grafikler kötüdür tabi. He tabi bak. Biraz yoruyormuş. Okey. Çöplerimizi aldık devam ediyorum. Mümkün olduğu kadar kamerayı oynatmayacağım. Oğlum bunları niye çöp diye atıyoruz? Bunları satardık ya. Tebrikler. Restoranınız gelişti. Banka hesabımız ödül paranızı yattı ve ayrıca Yeni tablet özellikleri, yeni mobil ekipmanları kilde açıldı. Kaç para yattı lan? Nerede o? 250 dolar yatmış. Gömme buzdolabı. Tamam burada o zaman ürünleri saklayacağız. Güzel. Bunu da attık. Yalnız mekanı bir boyayacağız gibi duruyor ya. Bana da öyle para yatsa keşke. İşte işte bak çalışıyor yatıyor. Bunlara bir şey yapamıyorum. Bunlar çöp mü? Değil. Çöp kutusu do bak bu mesela gereksiz amına koyayım. Hasfi dönmez çünkü burada işletme yapıyorsun. Burada amacın para kazanmak. Yani illaki bir kısmı Hasfi Flipper'dır işte dükkanın görseli, ikinci katı, üçüncü katı camı mamı. Ama ondan sonra müşterilerle uğraşıyorsun asıl. Oyuncuyu yoran hareketler. <laughs> değil mi? Evet. Yok. Tırmıkla en son iş yapacağım. Tamam. Kamyon aldı götürdü. Bunları en, ya da en sona bırakmayayım. Bir yandan da onları yapayım. Mesela bunu bunu yaparken kaldırabilmeliydim. Bunu yaparken kaldırabilmeliydim. şunları da temizleyelim. Bu arada bu tır takılıyor ya bu oyunun kendisinde var. Şunları da temizle baba. Al su başladı oyun. Kaç çöp kaldı? 58 diyor. O kim lan? Ey Olmez. Her yerde olduğu gibi bu mahallede evsizler yaşıyor. Zaman zaman para istemek zarar vermek bazen de sadece gözetlemek için iş işlerini ziyaret edebilirler. Onlarla nasıl başlayacağınızı size kalmış. Ben bu tip adamları koruyorum. Çünkü bir bok olduğu zaman da onlar bizi kolluyor. Eğer öyle bir sistem yaptılarsa. Abi internet kafe simulator ya. Oradaki Holmes karakteri çok iyiydi. Homeless. Bunlar kalkıyor mu? Kalkıyormuş. Bir parlaklık arttırayım mı? Yani. Yaprakları yiyorsun temizlemek için F tuşuna basın. Nasıl lan? Ha sıfırlamış onu. Yok mu Rigrat internet kafe oyun modları? Yok lan Rigrat'ta ne alakası var? Birini tutabiliyorumdur. Bence dükkanda çalışanlar olacaktır ama bilmiyoruz ki oyun oğlum. Ben de bilmiyorum. Çiki çiki baba. Mesela bu kesip de hamburger... Dış ışıkları açmak veya ışıkları otomatik olarak açılacak şekilde ayarlamak için tablet restorasyonun bölümüne gidin. Gidelim. Restoranım. Restorasyonum mu dedi? Restoranım demiştir o. Dış duvar boyama. Şimdi ışıkları açın. Ampul zamanı, lamba kapanma. Aç bakayım. Oy. Timer'ı da bağlayabiliyoruz. Elektrik faturasından sıyıracağız. 140. Ba bayağı aralıkta aralıklı donmaya başladım. Ben de... Arkadaşlar yani bilmiyorum bebeğim. Eğer chatte donuyor donuyor diye bir spam yoksa sen ne alakalıdır o? Onu kestirebilirsin. Çaycı bir sorun olursa söyleyin babalar. Yoksa herkes şimdi bir şey söyleyecek. Bunu bilerek yapan arkadaşlar da oluyor ya. Tamam tamam hiç takılmıyorum çete. Oynuyorum oyunu mu? Bir şey olursa yazarsınız zaten. Bunu dükkan bir temizlenecek. kendine gel la. Tamam. Şurada da çöpler var. Dükkanın içindekileri de temizleyelim. Bak dükkanda hiç ışık yok. Önümüzü görmüyoruz. Burası da temiz. Şurada. Bu da at. Bu farelere ne yapacağız? Görev tamamlandı. Heh, bitti. Araç mağazasından bir ağ satın alın ve işletmek tüm fareleri yakalayın. Mağazadan araç mağazası dediği ha şu. Search var mı? Vardır herhalde. dedir. Duman dedektörü, dış şepe. neler varmış mı? ona bakayım. Tamam, masalar, boyalar, Alılar, satış, mutfak, mobilya, özel, özel neler var? Süsler, püsler falan var. Işık var mesela. Alayım mı bir, bir yalanlar iki tane ışık koyayım mı? Bunu şu an satılamazsınız. Tamam. Diyor ki araç mağazasından. Araçlar diye bir şey olması gerekiyor burada, burada. Sıçanlar için A. Bu araç satın almak için eminim. Yeni beş eşya başarıyla satın aldınız. Efe mi geldi? Evet. Evet. <laughs> Ay. Görevi tamamlandı. Fareler de sıfır. Tamir yapılacak 80 tane zımbırtı var. Evcilleştirelim. <laughs> Karınca çiftim bir de çekelim. Binadaki kırık dökük yerleri tamir edin. Tamam. Pencereler, çatı, mermerit bloklar. Binanın kırık dökük yerlerini onarmak için hasarlı parçaya nişan alın ve farenin sol tuşuna basın ve tekrardan kısa bir süre basın tutun. Müşterinin iyi bir deneyim yaşaması ve olumlu yorum bırakması için binanızın sağlam olması gerekiyormuş. İptal et. Mesela tıkladım. Oh, en sevdiğim. Tamam. Burası mesela bence kırık değil. Değil. Burası kırık. Temiz önemli. 80 çokmuş. Yok lan bitiririz zaman. Zaten biz hatırladığım kadarıyla buraları oynadık. Yani bu oyunun demosunda buna benzer şeyler yapmıştık. Yalnız 30 dolar yiyor ha. Ne oldu? Drop attılar. Tamam gözümden kaçarsa döner, buluruz zaten. Önce camları yapıyorum. Burası bitti. Burada kırık var mı? Cam temiz gibi. Bunlarda bir sıkıntı var mı? Burada bir şey yok. Başka? restoranın bölümünden yapılıyor. Bunlar kilitli zaten. Tamam. Pencereler, çatı, mermerit bloklar. Şimo. Şimo. <laughs> mermerit bloklar sanırım şunlar. Tam hızlı yapılıyormuş. Parayı kontrol edin ha. Gerçi bunu oyun yaptırıyor zaten. Ne kadar zarar görebilir ki? Çak buraya da. Bak üst camlar kırık. 15 15 yiyor vallahi şero. Şero. Şunu açalım da müşterilerimiz bir gelsin. Çatıya buradan çıkıyoruz herhalde. Üst katı sonra açacaksın. Ha iyi. Tebrikler. Para yattı mı para? Yattı. Çok hızlı hareket etmiyorum. Bitrate'den şey yapmayın. Sıkıntı yaşamayın. 65, 66, 67. Şimdi bir çatıya çıkmamız gerekiyor. Tamam buralar sağlam. Kayıp ya buraya da bir Merhaba Şerif arıyormuş Etrafta dolaşan korkunç canavar hakkındaki haberleri duydunuz mu? Yerel halk koca ayağa benzeyen bir canavar gördüklerini söylüyor. Kayıp sığırlarla ilgili çok sayıda telefon alıyoruz. Ayrıca Alan Williams da kayıp. Karısı onun orman hava gittiğini ve eve dönmediğini söylüyor. Belediye başkanı canavarın nerede olduğunu ya da fotoğrafın hakkı bilgi verenlere 2000 dolar ödülüyor. Nasıl çekeceğim? Fotoğraf nerede? Fotoğraf, fotoğraf makinesi. Görmem yeterli mi acaba? Aa, gördüm, gördüm orada. Tabletten fotoğraf. Sıçıklar, araçlar, yunçu, faturalar, gıda menü. Şey mi? Satın mı alacağım? Kanalı söyle, kanalı. Kitli mi? Kamera kitli abi en sağda. Bakıyorum. Ha buradaymış. Tamam. Cepte dursun. Gitti zaten. Gördük puştu ya. Bir daha kaçırmayız. Ne alaka lan böyle bir oyuna koca ayak koymuş. 71. Unuttuğumuz bir şeyler var. Çatı bitti ama değil mi? Bak şöp kalmış şöp. Ben bu camlara dokunmuyor muyum şimdi he? Müdahale edemiyorum zaten. Belli zamanlarda metal kutular bulabilirsiniz. Onları açmak size rastgele nakit ödül ve deneyim puanları verecektir. Kutular tüm oyun seviyelerinde bulunabilir. Tamam. Duvar kaplamaları veya duvar kağıdını değiştirin. Ben buradan atlayamıyor muyum? Okey. Camları yaptık. Ee, mermerleri yaptık. Çatıyı yaptık. Şimdi, e, duvar kaplamaları ve duvar kağıdını değiştirin. Onlar sanırım burada. Duvar kağıtları. Oğlum bu oyun adilik mi yapıyor bana ya? Bu arka plan. Duvar kaplama nerede? Ya geliyordu bir kısmına gitmiyor abi. Yapımcı izlemiş olabilir bizi. Türk değil değil mi bunu yapan? araçlar Türk dili değil mi yapan? Tamam tamam burada burada az önce baktık eliste. El Beyzacım hoş geldin. Şimdi duvarda e, dış duvar yapıyorsak eğer şu çok tatlı gibi duruyor bakayım. Ha içmiş. O zaman bir dakika tarz gitmemiz lazım oğlum böyle kafaya göre. Bir kere mekanın Fera olması lazım ama paramız çok olmadığı için para kazanmadığım için 10 dolara çıkmayacağım. Normalde bunu koyardım ama ya ne olacak? Bakayım bir şu duvarda diyeyim. Birazcık böyle şey gibi durdu ya. Ee, bir buna bakalım. Bu da çok dış cephe gibi. Ee, bu nasıl durur? hasar Nasıl durur? Bak bu fena olmaz gibi. Para bitti amına Yok lan bitmez. Şöyle bir Bunu sonra değiştiririz zaten. Oğlum acelesi yok. Derli toplu olsun. Tuvalet gibi ama hepsi kötü oğlum. İstiyorsanız 10 dolardan beyazı çakayım ya. Çak baba biz ama işletmemizi güzel yapalım. Al şu 10 doları. Fera olsun içerisi. Evet, güzel güzel. Aydınlatma. Bak bir spot çakarız, iş biter. Baya <laughs> <laughs> House Flipper serilerinde küfür ediyorlar biliyor musunuz? Yani siz ediyorsunuz. Amına koyma House Flipper'a başlamış. Yine beyaza boyayacak. <gülüyor> 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 Yine spot koyacak ya. Ay güzel doğruluyor. Beyaz krizi. Abi seviyorum abi. Açık renk seviyorum. Bak gri beyaz kombinasyonu çok iyi. Kaç oldu? Harbiden. 5 dolar lan bu da. Sanki. Ok gibi ses koymuş bu arada. Tamam yapsana şurayı. Oo. Oh. Odanın her yerine eşit olarak 6 duman dedektörü kurun. Dedektörü. Duman dedektörü önemli. Gamayı aç abi. Durun abi arkadaşlar. Oyun karanlıksa karanlıktır. Işık koyacağız zaten. Acele etme bebeğim. 5-5 beş beş gitti. İçimiz açıldı. Tamam. Diğerlerinde duman dedektörü vardı. 50 dolar. Şimdi. Eşit olarak 6 tane duman dedektörü koy. Şimdi bana sorarsanız. Ee, bakayım. 1 2 3 Bekle lan, dur para Şu bir Şu iki <gülüyor> <gülüyor> Şu üç Şu Dört Baba orta çizgi simetri. Şu 5. Bu birbirine çok yakın olmuş ya. Şu da altı, Tamam. Herhalde hepsi birbirini görür. Yani küçücük alana dört tane koydum. Koca alana üç tane koy. Haydi menü üstte biraz çalışalım. Dur şu dayı ne istiyor ya? Ay you, bu ay çuvi. Öfremi. Tünaydın. Üç gündür yemek yemedim ve bir şey içmedim. Yiyecek bir şeyler başka bir şey hani istiyorum. Çöp kuruza baktım boş. Orada da hiçbir şey bulamadım. Bana 50 dolar verir misin? Bir gün geri geleceğim ve parayı sana göreceğim. Ama vodka içme ya, Adam gibi yemeği harca ya. Haydi menüyü üstte biraz çalışalım. Tablet menüyü açın ve menüye en az 5 yiyecek ekleyin. Dayı ama sus! Messi'ye mi benziyor? <laughs> ya oğlum siz niye beni sürekli bir Messi Ronaldo dramasına çekiyorsunuz ya? <laughs> Ankara Messi Ankara. <laughs> ya alsın alsın. Genelde bak bu tip oyunlarda o insanlara yardım ettiğin zaman sana destek oluyorlar. Bu arada %88 çöp varmış. dolmadan çekmeyeyim. Menüye en az 5 yiyecek ekli. Şimdi restoranımızın menüsünü belirliyoruz anladığım kadarıyla. <laughs> ne tarz bir şimdi bir kere çok dağılmanın lüzumu yok yani pizzanın yanına hamburger hamburger yanına da tantuni koyulmaz baba bakalım neler varmış pizza pepperoni adana kebap kebapçı mı yapalım bir yemek eklemek çıkarmışsınız sol tıklayın ve sürükleyin bırakın tamam burası bizim menümüz mü oluyor yemeğin fiyatı ne kadar yüksekse net kar o kadar yüksek olur ancak fiyatın müşterinin puanını ve restoranın puanını etkilediğini unutmayın Kırmızı fiyat göstergesi yüksek fiyat. Yeşil fiyat göstergesi düşük fiyat. Sarı fiyat göstergesi optimum fiyat. Yani diyor ki ben kardeşim bunu bak optimuma satıyorum şu an bak. Bak 20 dolar ey. Ee, bak gördün mü Nusret'e bağladı şu an kırmızı. Müşteri ağlanıyor. Biz ne yapacağız? Öncelikle restoranımızı duyurmalıyız yani insan şunu demeli. Oo çok güzel pizza yedim fiyat da çok iyi. Bir ay sonra gelecek çok bozmuşsunuz. Fiyatlar çok artmış. E abla mecburuz. Enflasyon. Anladın? Evet bir sarı var bir de turuncu var. Ben diyorum ki pizzadan gidelim. Biz pizzacı olalım baba. Sonra para kazandıkça ekleriz. Sushi ne alaka? Lazanya. Bak lazanya koyalım. Bunu da satalım bir dolara. Ben menüyü yapıyorum. Dört çeşit pizza koyacağız. Bunu da... 9 dolardan satacağız. Tamam mı? Yerel pizza Dört peynirli pizza. Ucuza kaçacağız. Margarita pizza. Pizza korbanara. Dört tane koyduk. Şimdi pizza yemeye geldin ama yanında diyet yapan bir arkadaşım var. Diyetlik peynir var mı dedi. Var dedin. Ne o? Mantar çorbası. Lazanya. Ha lazanya böyle destekçi olsun tamam. Lazonyayı da satalım. Dört pizza ve kaşar makarna kombinasyonu lazanya satıyoruz. Ucuz gibi. Şimdi bunlara küçük ayarlar çekecek. Mesela lazanyayı 9 dolara satacağız. Pizza carbonarayı 11 dolara. Margarita pizzayı 6 dolara. 11 dolar, 10 dolar zaten sınırdaymış. Bunları da ayarladık herhalde, değil mi? Bunlar ne? Baba inşallah Mutfağı da biz yapmıyoruzdur ya. Ben lazanya çok seviyorum ya. Tatlı koyamadım. Tatlı da... Oo, oo, Bak buralara tavuk kanat falan. Ben şimdi günümüzde pizzacıların giriyorum menüsüne. Baba yok yok. Waffle ne kadar satıyorlar. Yok bilmem ne döneri. Döner dürüm. Tamam. Okey. Menümüzü hazırladık. 4 model pizza bir lazanyamız var. Şimdi yemek pişirmek için gıda sipariş edelim. Tablet gıda mağazasını açın ve menüden gıda siparişin ardından dondurucuya koyun. Oğlum bizim şef şefiz de ha. Gıda mağazası. E ben nereden anlayacağım benimkiler hangileri ya? Bu gösterge menüdeki yemekler hazırlanmış ihtiyacınız olan gıdayı gösterir. He, tamam. Bu ikonlar bize lazım. Bu düğme satın aldığınız ve henüz dondurucu raflarına koymadığınız tüm kutuları satacaktır. Okey. E, bir önce bakayım gıdaya da. Menüde 5 öğeden az olan yiyecekler kırmızıyla vurgulanmıştır. Şimdi yemek pişirmek için gıda sipariş edelim. Tablet gıda mazlasına şimdi gıda siparişine ardından dondurucuya koyun. Azıcık kod işi, sütlaç. O zaman geliyorum gıdaya. Mesela domates lazımmış. Yanlışla bir kutu yiyecek satın aldıysanız veya artık ihtiyacınız yoksa bunları en arka tarafındaki büyük çöp kutusuna atabilirsiniz. Günah. Olmaz. Domates. Mantar. Bu ne bu ya? Soğan mı bu ne bu? Ketçap mantar Herhalde yeterli ya. Dur bir büyük girmeyelim. Üzerinde yeşil yuvarlak olanlar al diyordu. Bunları tek tek taşımayacağız değil mi? Tek tek taşıyacağız. Baba bak oraya koydum oraya aldı onu. Kendi düzenime karışma benim ya. Alt F4 sebebi yok lan o kadar da değil. Bunların ileride geliştirmeleri... Şu ne lan? Bu bizim de biliyorsunuz milli hareketimizdir. Tamam. Atılmıyor mu? At dersem atıyor. Bırakıyor yani. Dükkanımıza ilk malzemeleri de aldık. Allah bol kazanç versin baba. Şunu da şuraya koy. Acaba bu aldığımız malzemelerden kaçar tane pizza yapıp satıyoruz? Elektrik faturası GG abi ışıklar. Ay! Kapat kapat. <laughs> Dur onu ayarlarız sonra. Sorunu ayarlarız elektriği. 20 tane herhalde bir tanesinden bir pizza çıkıyordur. X20. Tamam bir sıkıcı tarafı hallettik. Bazı ekipmanlar bir elektrik prizine bağlı olmalıdır. Satış mağazasından donuyor mu amına koyayım. <laughs> Satış mağazasından priz satın alın ve duvara yerleştirin. Sonrasında gerekli ekipmanı prize bağlayın. Aksi takdirde müşterinizin siparişini yerine getiremezsiniz. Harbiden götümüz olundu. Bir yazar kasa Mutfak tezgahı, fırın ve buzdolabı yerleştirin. Bazı ekipmanları prizlerden varacağın. Prizleri yerleştirdik, ekipmanların kablolarını prizlere takın. Tablet, asidi ekipmanların Ekipmanları etinin varsa Baba, ne alıyoruz? Şimdi zaten buzdolabına ihtiyacımız var. Bir yazar kasa. Mutfak tezgahı. Şimdi o zaman bunu planlayalım. Bak şef mali anlar bu işten. Dükkana girdiğin gibi bir kere seni karşılayan biri bir kasa olması lazım. Yani sen yemeği yedikten sonra geleceksin burada. Mesela bak burası tam yazar kasanın olacağı yer. Tamam mı? Mutfağı nereye yapalım? Burası bir kere camlı mekan. Ferah kesim. Ee, burada insanların yemek yemesi lazım. Burası da mutfak alanı çünkü dondurucu da burada. Resepsiyon gibi aynen öyle. O zaman buraya tezgah yapacağız. Yazar kasa. Ee, mutfak. Satış. o Şu E diyor. Şöyle. Bakayım önce bir 90 derece yapalım bunu. Paralel yapalım. He. Johnny. Takım sıkıntılar var. Ben tam buraya tam böyle koymak istiyorum ya. Yerdeki beyaza göre de algılamıyor. Ters oldu ama. Nasıl ters oldu lan? Kapının dibine koyma tamam işte şuraya koyabiliyoruz zaten. Ters ters olmadı oğlum böyle koydurum. Bak şuraya yapıştırıyorum. Kedi bile sevindi gördün mü? Yalnız diyor burada priz lazım diyor. Bakayım şöyle merhabalar hoş geldiniz buyurun. Masalarımız bomboş mutfağı da incelemek istiyorsanız bakabilirsiniz. Gayet hijyenik koşullar altında. Hatta iki tane de kameramız var. Twitch'te yayındayız. Evet. Limam Kafe Şef Mali. <laughs> Bu olayı budur. Kasa böyle dur. Helal de. Bunlar bilmiyor ya. Bilmiyorlar abi. Canlı indiyiz. 24 mutfağı gösteriyoruz. Burun kılım mı düştü? Parmağımı soktum yemeğe. Hop Julian keserken parmağımı kestim. Hepsi bizde. ...aa ee, bir de bak burada da cihaz var. Abone olduğunuz zaman buradan silip çıkıyor. Elrem abone oldu diye. Ben seni konsepti çok seviyorum ama ya vallahi güzel. Buradan hemen diğerlerinden bir adet priz alıyoruz. Ayağımız, mayağımız takılmasın. Hmm, burayı kapatırız zaten. Şuraya çakalım bunu. Evet. Bir çalışan atayın, çalışan koyabiliyoruz. Taşı güç. Tamam kablo engel oluşturmuyormuş. Çok güzel. Bir yazar kasa mutfak tezgahı lazım şimdi. Ya oğlum bir ışık takalım ya. Takayım mı lan bir tane ışık o bize demeden? Satış mobilde serbest lambalar. Ha babacım şunu şuraya bir önümüzü görelim gözünü seveyim ya. ah oh be. Şuraya da tak satarız 90 dolar falan ama hallederiz ya. Heh. Güzelinden takarım ben rahat ol. Daha paramız var. Uzun vardı onu tak. Sen dur dur. Bu yazar kısa mutfak tezgahı. Mutfak tezgahı. mutfağa bu olan yapıyorsak. Şuradan e, mutfağa geliyoruz. Tezgahı alıyoruz. Sus geldi. Çok Bu çok yakın olur. Bunun burada olması lazım. Aşağı yukarı. Yalan mı? Başka şeyler de illaki alacağız. O yüzden Hatta yürüme alanı serbest kalsın. Dur bakayım. Sütun şur şuraya koyalım baba. Tamam. İstiyor mu bir şey? İstemiyor. Bir çalışan ata satış yap. Güzel. Dükkana girdim. Mutfağı da görüyorum. Kasayı da görüyorum. Fırın ve buzdolabı. Buzdolabı yapalım şuraya. Çirkin durur. Arkasını gizleyelim. Şöyle. Hatta şöyle. Pardon. Öyle koyalım. O prizi de araya ben sokuşturdum mu on numara olur. Eeeh. Tamam. Bir adet de fırın istiyoruz. Masa altı döner yapacağız değil mi abi? Hepsi bende. Ben burayı... Oğlum Athena, Cairos Amerika'da boşuna öğrenmedik onu. Yunan yemeği diye Türk yemeği sattık. <laughs> Allah, aklıma hep o şarap meselesi geliyor ya. Tribe giriyorum ya. 38 tane şarap listesi var amına koyayım. Müşteri geliyor. Ben Tempatore almak istiyorum. Gidip 5 dolarlık şarabı koyuyor adam veriyor. Müşteri de oh, delicious delicious. Siktir ne delicious amına koyayım. 3 dolarlık. Ben şişesinden almak istiyorum bunu diyor. Aa kalmadı diyor. Dur ne yapacaktım ya fırın fırın. Şu fırından da alalım. Fırını da bence şuraya koyalım. Tam tezgahın yanında olsun baba. Şak şak. Ama priz sıkıntı çıkartır burada çirkin durur. O zaman fırını şu köşeye koyalım. Şöyle yapalım bunu. Hatta bir ortalayalım. Gel buradan, diğerden bir tane. Geldi yine para para istemeye geldi ya. Abi sen her geldi 50 dolar verirsek biz nasıl para kazanacağız ya? <laughs> Merhaba bu sabah uyandım en sevdiğim koyu bir bittiğini fark ettim. Çok da sikimde. Dünya su so açım dese anlayacağım. Dünya sokakta kafanın çöpünü kağıt için buldum. Sık sık ilginç şeyler atıyorlar ama ben senin çöpünde hiçbir şey bulamıyorum. Şimdi kafamın güzel olması istiyorum ama tam 4 dolarım eksik. Ha al lan al ya. 4 dolar canın sağ olsun. Tamam mutfak düzenimizde. Ocak ve lavabonun üzerine bir davlumbaz yerleştirin. Ve müşterilerin yemek yiyebileceği 2 adet masa yerleştirin. Ekipmanı elektrik prizine... <laughs> elektrik prizine takın. Davlumbaz mekanınızın duman altta kalmasını önleyecek. Ve tamam bu zaten standart prosedür. Ya niye bu oyunlarda buna bir... Farklı bir yöntem bulmam lazım. Ya. Bir dakika bu fırına koymuyor muyuz ya? Ocak ve lavabon... La, lavabo... Lavabo... Ama bu lavoba yazmış ya. Lavoba değil ki bu. Şimdi durun. Davlumbaz önemli. Bak onu buraya koyacağız. Bunun yanına da musluk gelecek. Şöyle yapıştıralım buraya. Ne diyorsunuz? Gayet güzel oldu. Buna da bir tane piris takalım. El Salvador yanına bir tane daha koyumuz gerekirse sıçarız. Tavlumbaz biraz yüksekte kalmadı mı? Ay! Bunu değiştirebilir yerinde işte. Ha. Ha tamam, bak o sorunu da hallettik. Heh, on numara 5 yıldız, ee, iki tane de masa. Şimdi müşterilerimiz burada yemek yiyecek değil mi? Mobilya. Hmm. Direkt seti çakalım bence. Bak bir tane şöyle şuraya iki cam, e manzarayı da görürler. Dale de buraya. Bir şey deneyeceğim. Demek ki almamız gereken Stuk var. Ee, o da öyle olabilirmiş ama ben birazcık galiba fırını yanlış koymuşum ve. Yapacak bir şey yok. Tamam. Görev tamam. Mutfak tezgahında çalışması için bir işçi alın ve iki adet lamba takın. Alıyorum ilk işimizi. Ee. Çöpleri dökmeni, gıda ve araçlar, istatistikler. Bir çalışan işe almak için tablet yönetim bir çalışanı işe aldı. Yönetim. Yönetim, yönetim, yönetici. Siparişlerin bu, bu değil. Ama okuyalım yani. Siparişlerin daha hızlı mutlu olması için en iyi çalışanları seçin. Burasıymış. İletişim becerisi ve yemek adına etkiler bu gösterene kadar yüksekse bir kere bir işletmenin en önemli zımbırtısı çalışanıdır baba. Eleman dediğin kişi burayı aslında yöneten Müşteri memnuniyetini arttıran en önemli unsur. Musluk orada olur mu abi? Ya bir şey olmaz. Boş yapmayın oğlum. Mevcut personel. Nasıl olmaz? Olur orada ya. Değil mi? Salih sen işletme açma kardeşim. Mevcut yeni eleman bul. Eleman avcısı ücreti. Ver bakayım. He. Yeni eleman. Bakın günlük ücreti 70 dolar, 70 dolar 60 dolar. Yalnız bu 60 dolarlık olan iletişimi zayıf. Anla. Bu çok iyi parfe yapıyor. Jessica bir kere her türlü motivasyonu düşük. Natal'in de düşük. Mot hepsinin bir kere motivasyonu düşük. Çalışma hızı yavaş Natalie'nin ama Jessica'nın çalışma hızı gayet iyi. O yüzden biz burada Jessica'yı tercih ediyoruz. Tamam. Şimdi buraya ne diyor? Mutfak tezgahının çalışması için işçi al. Alıyoruz. Aldık. Çalışan atıyoruz. Jessica Reis görevlendir. Hayırlı olsun. Canım benim. Güzel güzel temizle kamera bağlı. Twitch'te yayındasın. Küpende de niye vantilatör var senin? Olur. Dışarı iki biyo tuvalet yerleştirin. İki biyo tuvalet ne la? Dışarıya. Ya bu ne Mr. Beast tuvaleti var burada ya. Abi böyle bir restoran açıyorsun. Gerçekten kapısı önüne... Abi çok kötüymüş. Neyse başlangıçta böyle. Bunu girişe koymayalım ya dur. Şöyle manzaraya karşı koyayım mesela bak. Tam şöyle koyalım. Yemek yerken herifler sıçsın burada. Gel lan fantezi değil mi amına koyayım. Sonra değiştiririz. Şöyle sıçsınlar buraya. Böyle yan yana. Ah. Bak on numara beş yıldız. İşletmeyi açın ve beş müşteriye servis yapın. Işıkları da açıyorum. Öncelikle restoranımdan şu aydın. Lamba kapanma süresi yaklaşık olarak... Ee... 10 saat ampul zamanı Işıklar otomatik olarak açar mı? Hiçbir şey anlamıyorum şu an buradan. Ben kendim manuel yapacağım bunu. Aç ışıkları. Tamam. Dükkanı nasıl açıyoruz? Bir işletme açmış Tableti açın ve sağ alt köşede kırmızı tıklayın. Open. İşletmeniz kapıları açtınız. Ekipmanları taşımak, yeni işçileri işe almak için işletmeyi kapatmanız ve mevcut tüm siparişlerini yitirmeniz gerekir. Arda ihtiyacınız olan şeyi yapın. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Şş, Jessica. Jessica mıydı lan? Seni alacağım. İşletmenizin içinde yeşil bir çöp kutusu bulunmaktır. Zaman zaman ziyaretçiler buraya çöp atabilmektir. Çöp kutusu olduğunda çöpler dökülür ve binayı kirletir. Hepsi kötü kokar. Anladık. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun. Hazırlanan siparişleri göster. Lazanya istiyormuş. Ee, hemen yiyecek menüsünden. Salata değil makarnalardan. Değil lan. Diğerleri lazanya. Evet. Teşekkür ederim. Bik bik bik. Yiyecek menüsü. Buyurunuz oturun. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. İlk müşterimizi adına size 5 gün boyunca sınırsız sıçabileceğiniz kabin veriyorum. Bakın soldaki sizindir. Evinizde sıkıdırsanız gelip buraya sıçabilirsiniz. Çalışıyor mu kız? Başka müşteri de yok. Aa pişiriyor lan bayağı. Aferin kız. Bedava davasal ver adam ilk müşteri. Adam sıkıldı. Aa, sen ışınlandın mı ya? Canım ne oldu şef olarak burada kontrolü mü geldin? Aynı anda daha ha fazla... margarita pizza istiyormuş. Ne diyor lan? Pizza pizza. Margarita. Siparişi ekledim Jessica'cığım. Hazır mı? Nerede hazır? Aha burada. Eee ne yapacağım? Lan. Al. Hah, tamam. Las piatas, tiata lasagna. Afi. ne güzel gider ha. Bunlar bekliyor. Tebrikler Resul gelişti. Teşekkür ederim. Ödül paramız da yattı. İyi para. Şimdi bir dakika dur. Bizim... Pizzamız pişiyor. Bu abimiz yemeğini yiyor. Bir müşteri kaçtı anlamadım. Ya da bir şeye mi geldi o? Hazır yemekler. Al bakalım margarita pizzayı. Vay 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 vay. Buyurun efendim. Dönerli pizza. Konuşabilir. Etkileşim. Bak mutlu... Restoranın tanırlığı en önemli göstergedir. Ekranın üst kısmı yıldız olarak görüntülenir. Daha fazla yıldız daha fazla müşteri demektir. Derecelendirmeyi yaptırmak için mekan temiz sun. Periyodik onarımlar yapılmıştır. Tamam hepsi okey. Para. Bahşiş. 6 dolar nakit. Çöp ne durumda? 18. Oo. Adana'dan Margarita pizza yemeye gelmiş. Reis. Pizza. Margarita siparişi geçtim. Buyurun siz oturun. Canım benim bir eksiğim eksiğim var mı? Bana söyle ha. Bak domates falan biter. Şuradan bir gün buzdolabına bakalım. Abi kasine, kasiyer alınmıyor mu? Alınıyordur. Ama şimdilik değil. Sen bekliyorsun. Ablacığım biraz hızlı yersen çünkü masamız yok da. Ablacığım. Para bıraktı mı? Bak çöpü buraya attı şerefsiz. Geldim canım. Buyurun alayım siparişinizi. Margarita istiyor. Yalnız bu sıkıntı Canım ben alırım sen zahmet etme buraya kadar bak. Margarita, pizza, margarita. Onu da verdik. Şimdi. Adanalı istedi değil mi bunu? Tamam. Bir yemek yapılırken diğerini geçemiyoruz. Fiyatlar ucuz olabilir abi. Dur bekle. Bak şu an yıldızımız düşüşte. Neden olduğunu bilmiyorum. Çöpümü çalışanların maaşları ödünüz 70 dolar. Ödenmemiş faturalarınız var. Ödüm için tabletinizi kullanın. Bak bunlar geri dönüyor. Ödenmemiş faturalar var. Nerede faturalar? Burada. Kaç dolar? Para değil ya. Ödedik tamam. Bu da gitti. İşletmeyi açın. 5 müşteriye servis verin. Daha bu görev bitecek şimdi. Yeni siparişimiz <laughs> hazır. Hazır. Evet normalde bunu buraya yaklaştırırsak hızlanırız. Ama gerek yok. Buyurun. Margaritanız hazır beyefendi. Afiyet olsun. Kaç para verdi? 18 dolar o. Bütün parayı buraya bırakıyor bu arada. Yanlış anlamadıysam. Merhabalar. Dört peynirli pizza. Spesiyelimiz en güzeli. Bayılırsınız. İçinde keçi peyniri, inek peyniri, kars peyniri, bir de tulum peyniri var. İzmir tulum. On numaradır. Dört peynir. Nerede lan? Yaratık geldi. Ben bunun fotoğrafını çekebiliyor muyum? Bazen müşteriler yerde ayak izleri bırakabilir. Temizlemek için alet mağazadan paspas al. Demek ki bıraktı şerefsiz. Bigfoot'un kuzeni amına koyayım. Öncelikle tesis kapatın ve boşaltın. Niye ya? Şunları bir... Baba paspasımız yok mu ya? Ben bununla tırmıklarım bunu. Ooo ganali. Alıyorum. Yerel pizza siparişimiz var. Diğeri yolda mı? Yolda. Paspas araçlardadır bence. Adamsın. Şu sipariş... Dur önce siparişi alalım. Ters iş yapmayalım. Pizza... Yerel pizza. Yapıştır. Al bunu. Eee menüye alışmaya çalışıyorum bir yandan. Buyur kardeşim. Afiyet bal, şeker. Tebrikler. Eğitiminizi başarıyla tamamladınız ve artık çalışmaya ve restoranınızı geliştirmeye hazırsınız. Eğitim başarıyla tamamladığınız için ödül olarak 200 dolar vermiş. Hemen ben şu yeri bir sileyim de bunlar ağlamasın. Oh. 3 yıldıza çıktık, artıştayız. Bu Johnny yiyor, bu Johnny yemiyor. Şimdi dükkanı kapatır bir düşünürüz üzerine. Güzel para kazanıyoruz. Acil masa lazım. Dur bende o göt yok şu an. Bekle. Evet bir tezgahla ilgisi yok bence. Tamamen masa eksikliğinden dolayı müşterilerin dönmesi. Bir de bu abla çok yürüyor. Şimdi dükkanı kapatır bir planlama yaparız hemen. Yerel evsizlerle iyi ilişkiler kurmazsanız örneğin camları kırarak veya kafe binasını çöp atarak işletmenize zarar verebilirler diyor. Bak gördün mü? Buyurun. Afiyet olsun. Şu hemen restoranın ışıkları kapatalım. Yuh! Vabo. Ee, çöpleri dök. Bok koktu bok. Niye kızgınsın lan? Ne oldu? Çöpleri attım niye mi kızdın? Vay Ronaldo kardeşim hoş geldin. Hoş geldin ya. Boş vaktim var tabi bu arada. Göt! Gel lan buraya. Aaa puşta bak. Ulan ben buna dünya para verdim ya. Dur dur dükkanın kontrolünü kaybettik. Bekle dur önce sipariş alalım. Sakin olalım. Ee, diğerleri. Çöp kutusu boşaltıldı tam diğerleri. Lazanya siparişi aldık. Buyurun oturun siz. Hallediyorum. Buna ha Çöp kutusu boş. Ver lan parayı. Şerefsiz ona mı konacaktın? Yaz beyefendi bir küçük müdahalem olacak. Şöyle yanınızdayken hemen bir cam takayım. Ooo dövmeli kardeşim. Şimdi sipariş alamayacağız. Hayır ben bu adamı bayağı besledim. 3.484 dolarımız var arkadaşlar. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Yani tezgahta iş sürerken şey yapamıyoruz. Ee, sipariş alamıyoruz. Bir de bunu yakınlaştırmamız lazım. Siz de düşünün orada. Ben hemen dört peynirli pizza siparişi vereyim. Müşterimiz otursun. O siktirip içecek zaten. ya. Çalışan al. Alacağım oğlum. Öyle bir yanda çalışan alınır mı? Önce bir paramızı denkleştirelim. Bir bakalım önümüze oğlum. Bak bu abla mesela bir tane daha çalışan alamıyor muyuz buraya şey olarak? Eleman avcısı. Oliver. Motivasyonu çalışması yavaş. Bize hızlı adam lazım Johnny. Sen bir git. Masada çöp kaldı. Hallediyorum şunu bir alalım terbiyesiz. Hii. Sıçtık sıçtık. Hop! Selamlar. Ya ulan bu sinekler başa bela amına koyayım. Her yerden çıkıyor şerefsizler. Bu ne? Menü. Tamam bu siparişimiz de hazır. Buyurun. Afiyet bal şeker olsun yeni müşterimiz. Gel baba gel. Gel bir tane daha satalım da sonra dükkanı kapatacağız ablam. Bir de bu restoranın biraz yani siparişlerini bağlı yapmak lazım ya. Çok para kazanamıyoruz gibi. Ne yaptın lan sen? Ha. Müşterinin oturacağı yer yok. Bu sorunu çözeceğiz. Pizzaların görüntülerindeki farklılığı ben de az önce düşündüm. Dedim ki ulan keşke farklı olsaymış. Çöpümüz ne durumda? %26. Alvin için kolay gelsin kardeşim. Kaç para bıraktım bakayım. Ayıp lan. 10 dolar bırakılır. Bir bağışış ataydın ya. O kadar yayıncılık yapıyorsun Bu da hazır. Topla baba lazanya. Bak 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 bak. Hanımefendi. Hanımefendi. Ağzına sıçmışsınız dükkanın bak. Kaldır bakayım bacak. Kaldır ayaklarını. Kaldır. Hayret bir şey ya. Sonra gidip düşük puan vereceksin kendi ayak şeyine. Rüküş. Pembe ayakkabı gibi. Bak. Ya bacım buraya çamurla girme ya kaldır ayret Hayret bir şey ya bacım ne istiyorsun? Lazanya. Lazanya. Buraya bir çalışan aldık mı işi çözeriz. Oo, bir daha geldin he ama oturacak yer var mı? Var var ben bir masayı halledeyim. Buradan 4 dolar mı? Abi biz ne satıyoruz da 4 dolar bırakıyor bunlar abi. Sıçmaya mı gitti o? içinde mi şimdi o? Yoksa öyle yalandan mı yok oldu burada? Dur 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 sıra oldu sıra oldu. Hadi çabuk pişir çabuk. Sıkıldılar. Haydi. Jessica. Bak Mbappe de geldi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ver 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 ver. Oy. 4 peynirli pizza. Buyurun. Sen de otur bakayım. Sen de yürü git. Ablacığım lazanyanız hazır. Afiyet bal şeker. Burası da temiz. Dükkanı bir kapatıyorum. Bu da giremedi. Şu an hiçbir anlamı yok böyle yürütmemizin. 3 dolar 5 dolar geliyor. Bakayım yeni sipariş almayacağım. Şu, şu da yemeğini yesin. Ondan sonra... Lan! Bir dakika bir anormallik var. Bir şey atlıyorum. Ha, atlamıyorum yemek yapıyor. Şu an kapatsam ne oluyor? Kapandı lan mağaza kalk lan buradan. 4 dolar yemek yiyorsunuz. Nerede kaldı lan 4 dolar yemek yemek? Hemen getiriyorum beyefendi. Jessica çabuk ol bebeğim hadi. Alt tarafı bir tencere yemek yapıyorsun ya. Bir malzeme kontrolü yapacağız ha. Bunu yakınlaştıracağım. Yıldız yükseliyor abi. Düşüyor şu an düşüşte. Tamam son müşterimizi ağırlayalım. Al kardeşim çöpü de bırakmış. 2 dolar nakit. Bence bu bahşiş ya. Şu çöpü bir kere boşalttıralım. Çöp öyle bir temizlensin. Yemek yerken sol üstte gösteriyor. Ben onu so çok az bakıyorum. Kasada alıyorsun parayı. Yani onlar bahşiş değil mi? Tamam. Ne kadar bıraktı mesela? 6 dolar bak. İyi para. Kaldırdık oğlum çöpleri. Dur. Tö topluyor. Tamam şimdi arkadaşlar planlamamızı yapalım bir bok para kazanamadık ama dükkanımız iyi durumda ee, öncelikle malzemelere bakmak istiyorum gıdada iş zorlaştıysa yani daha doğrusu malzeme azaldıysa ne oluyor ne yazıyor hiç bilmiyorum kırmızıyla vurgulanıyormuş tamam onu öğrendik bir kere bizim bir şöyle bir hareketimiz olacak Bence çok mantıklı lan. Büyük zincirlerde de böyle tak tak. Önde parayı ödüyorsun. Kaça katta çekilmiyor. Bunu dışarıdan alıyoruz ya elektriği. Sol üstte yazıyor malzemenin ne kadar. Envanter. Ha yok o değil. Yamuk oldu ya boşver bak şimdi. Bu o harbiden yamuk olmuş onu düzelteceğim. Tamam baba. Bak şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Tam şey moduna girdik şu an. Belalı mekan. Buradan kız alıp alıp koyacak. Bu cepte. Bize bir de masa lazım. Üçüncü müşteriyi alamıyoruz. Bir tık bize masa gerekiyor. Mobilyadan. o yeni masalar açılmış. 350 dolar. Dört kişi alıyor bu arkadaşlar. Buna geçiyorum lan. Geç geç. Ama Bunlarda da iki kişi almıyor ki. Her müşteri bir tane masayı kaplıyor. Böyle yapacağımıza buna da gelip bir tane müşteri oturursa sıkıntı. Kapı nasıl açılacak? Açılır oğlum ne var ya Allah Allah. Ne abarttınız oğlum. Her masayı bir otur ya. O zaman bundan iki ta ya Deneyelim. Her türlü zaten şey masa kullanacağız. Güzel masa. Dur oğlum. Neden? Biz buna niye mal gibi para veriyoruz? Lan. Salak mısın? Niye kilitli olmayanları yukarı koymuyorsun ya? Ono dur oğlum. Bak bak. Welcome. Abi <laughs> buraya koyalım buradan görsün adam. Logo yap. Aa, oha çok pahalı lan. Bekle dur. Uçmayalım. Bak siz gaza geldiniz hemen pıt 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 koymak için. Bekle ya. Bekle dur. Bak şimdi bizim bir kere masa işini çözmemiz lazım. Müşteri az geliyor. Para kazanamıyoruz. Bak babacığım. Yapacağımız şey belli. Hangi masa? 260, 350 dolar. Hiçbir boka da yaramıyor. 300 dolar. Table wooden. Geç. Bak 105 dolara mis gibi süper ne? Tarzımıza çok uygun. 250 dolar. 290, 270 puf var, hiç ihtiyacımız yok. Puf, çiçek var, onu da geç sonra koyarız. 20 dolar diyor. Hmm, bence aynı masadan gideyim be. he tezgah lazım sadece bir sipariş alabilmek masada eklersen sıkıntı. Yani ya da gideceğiz şu 105 dolarlıktan alacağız ha. Bu ne ya? Bu nasıl daha ucuz? Bu başlık dışarı mı bu? Yo. Çünkü keşke başta bundan yapsaydık ki tarz birbirine uysaydı bir test edelim bunu alalım. Zaten satmak sa satabiliyoruzdur bunları bir noktadan sonra değil mi? 105 dolar. Dur bakayım. Bunu aldık. Burada ışığımız var mı bizim? Yok. Bizim buraya bir de ışık almamız lazım. Yalandan yapıyorum seri para kazanalım diye. Bir de büyüğünden deneyelim şuraya. Ya bu tam bir karambar. Bekle. Şöyle tam ortaya koyalım da faydalansın bütün mekan. Heh. Ay. Tamam. Şöyle bir dursun. Hatta bu spesiyel alan olsun. Bak bunu buraya koyalım. Tam ışığın altına amına koyayım. He. Okey mokey de attırırız baba. bu. arada bir bir... Bakarız şeyimize. Masa bir tane daha ekledik. Müşteri bakalım. 3 mü olacak? Yok. Ne oldu? Yangın yok. İtfaiye niye geldi lan? Recep abi. <laughs> ne oldu? İyi günler. Benim adım Müfettiş Recep. Ve yangın güvenliğinizi kontrol etmek için periyodik olarak geleceğim. Senin mamülün dolandırıcılı mı? Her orta büyüklükteki oda için en az 3 çalışan duman dedektörüne sahip olmanız gerektiğidir. Arıza tespiti için duman dedektörünüzü periyodik olarak kontrol edin ve zamanında değiştirin. İnşallah aşağıda iyi günler. Abi bir de su bir ikincisi de hallediyoruz. Bir şey geldi lan çat çat. Harbiden sikerim ya ben bunlara taş atacağım. <laughs> Şerefsiz. Bunu koyayım. Şerefsiz bunlar ya. Yaptıklarını görmedin mi? <laughs> Arkadan konuşma şeyi vardır ya. <laughs> Götü yemeyen adam. Şimdi durun. Bence biz kasayla uğraşmayalım. Aa buzdolabı içerisi alev gibi oldu ya. Odaklanıyorum. Her türlü cezayı yedik. Şimdi. Eee ne yapıyoruz? Masayı koyduk. Tezgahta sıkıntı yaşıyoruz. Yani siparişi ben alırım ama bir tane çalışan daha alalım mı? Yani şu an mekan para yapmıyor. O yüzden 110 dolar düzenli olarak bak biz bir tık fiyatları arttıralım bak bir tık fiyatlar artsın çok azıcık arttırıyorum bir tık arttırıyorum şu an abartmıyorum. Tertemiz. Bak bu cebimize girdi. Yani şunu diyoruz artık. Biz bir markayız. Baba. Nusret olduğumuzda bunları çarpı 500 yazarız. Önemi yok. Bir iki ben pizza show falan yaparım. Öyle onu hallederiz. Şu an biz ortalama bir pizzacıyız. Enflasyon da var. Hiçbir sıkıntımız yok. Güzel para kazanırız. Şimdi ama... Ya o seni, ha. Amcık ne istiyorsun ya? Kırma bir yeri var. Ağzın ortasına vururum. Fare kapanıyla yakalarım. Kafanı... Niye kızgın bu ya? Para... Allah Allah. Anlamadım. Uzat saat gecenin dördü. Burada bir hızlı gitme yok mu acaba? Ben dükkanı açıyorum. Bence paso dükkana çıkalsın ya. Open. Dur kapat kapat. Kapat çalışana da bakacağım bekleyin. Bekleyin sistem oturtuyorum. Tukan iyi düşün. Ara bakayım. Oo. İletişimi zayıf bir Sofi var. Çalışma hızı yavaş. Amelia motivasyonu falan yani kasada hız gerektirir mi ya? İletişimi zayıf. Sofi'yi de alamayız. Abi Sofi bak iletişim çok önemli. Abi Jessica'nın motivasyonu sıfır. Nasıl lan? Bir dakika nereden gördünüz onu? Adım aşağı. Premium ücret. Motivasyona ne olmuş bunun ya? Aaa. Ulan ayaküstü de parayı gömdük. Dur bakayım. Peter. Gel bakayım Peter. Dur. Zam istiyor. Ağzını şimdi daha. Kaç para yaptık da zam istiyor. Ha. Level 5 istiyormuş. Biz 300. Peter elimizde tutalım bence lan. Ne diyorsunuz? Kovamına koyayım 50 dolar. Hanona daha fazla yer çekmişin kostümlü bir adam kiralayabilirsiniz. Dans edecek yeni konuklara Hoş geldin ya Rami. <laughs> tamam açıyorum dükkanı. Buyur lan. Tamam kasada ben duracağım. Tezgah al ona. İki tezgah. Mantıklı. Bu kötüymüş bu arada. Bu niye dükkan tezgah? İki tezgahlı iş yaparsa harika olur. Dur mutfak. Fırın da aynı bak oğlum. Bence size bir şey söyleyeyim mi? Bu tezgah hiçbir artık atmayacak bize bak söylüyorum. Bence almayalım. Alakası yok değil mi? Her elemana bir tezgah lazım abi. Aaaa. al al al. Ne oldu? Gündüz oldu. Açıyorum dükkanı. Hadi bismillah bugün zam da yaptık baba. Beş yıldıza çıktık mı bir de onlara kırmızı zamı çıkarım. Bir tane de çöpüm varmış onu bulayım. Bak cillop gibi cillop gibi. Kapat bütün ışıkları. Oğlum bu kadar para ya. Ay. Restoranın ışıkları kapatın. Kapalıymış. Dış duvar boyama. Geç bunları baba. Bunların bir önemi yok. Bu da feci. Oo geldi ilk müşteri gel. Çöpü gördüm. Suymuş o. Tah. Geldim baba. Yeni sipariş buyurun. Hızlı hızlı. Bak motivasyonu iyi. Lütfen hızlı yap yemeği. Bakayım. Oo uçuyor uçuyor. Bakacağım yöneticiden. Jessica iyi durumda ya. Sıkıntı yok. İki tezgah, iki aşı daha iyi olmaz mı? Bilmiyorum. Yani öyle yapacağız zaten bir noktada ama. Abi oyunu bitirdim ben tezgah al. Siparişleri alamayacaksın yine. Bir tezgah, bir çalışan al. Okey. İstiyorsanız alayım. Ama alamıyorum işte oğlum. Level'ım yetmiyor. Beş olunca yapacağız onu. Jessica sırtlar sırtlar. Sıkıntı yok. Hazır yemek. Kazanyamız buyrun. Bak dört kişilik masaya oturmuşsun. Ayıp senin yaptığın. Ver bakayım. Pizza Cavarona. Çok satan bir pizzamız. Her gün siparişini alıyoruz binlerce. İyi. Fiyatlar koymamış. Şu an hiçbir sıkıntımız yok tertemiz. Bakalım üçüncü müşterimiz de gelsin. Nemesiz Jessica. Hızlı yap. Hızlı yap. Sadece pizzaya zam yaptın abi. Olabilir. Doğrudur kardeşim. Gözümden kaçmıştır. Bir anda parayı vuracağım zaten. Yerel pizza. Yapıştır. O Ankara Messi hoş geldin. Kardeş seni sipariş alamıyorum. Bizim her türlü level 5 olduğumuzda buraya bir tane daha işçi almamız gerekiyor. Türk iş pizza. Yıkama, hazırlama, pişirme sırasına göre yetişebiliyor mesela. Bence motivasyon da etkiliyordur onun. Çöp mü yok değil mi? Bir tane çöp var o acaba nerede? Pizzasını yiyor. Eleman almak gelen demiştim. E, bebeğim eleman alabilmem için amına kodumun level'ının 5 olması gerekiyor. Ya da ha şu olabilir. Belki buna işçi alabiliyorumdur. Bunu alamıyorumdur. O konuda günahınıza girmeyeyim şimdi. Bak ona bir şey diyemem. Buyurun. Ver baba. Ver çöpü. Teşekkür ederim. Deneyeceğim onu diğer eli. Niye acele ediyorsunuz anlamıştım değilim chat. Bazen coşuyorsunuz ya. Sakin oğlum. Ödül vermiyorlar ama ona koyayım oyunu bir kademe daha iyi oynadığında ya. Tamam ona bakacağım. Müdahale etmeyin oynayayım işte oğlum çöze çöze. Ne istiyor bu? Pizza Cabrana. Hadi hadi seri yap. Fırın alamıyor musun? Bence fırını kullanıyordur iki kişi. İzle kabarana. Buyurun. Diğer siparişi getiriyorum hemen. Lazanya. Sen lazanya mı bekliyordun? Aynen buyur afiyet bal şeker. Senin çöpünü alalım, paranı alalım. Bu yemeğini yiyor. Hemen bir paspas vuruşu. Tak! Sen topuklu mu gidin? Kavga çıktı galiba. Güzel bak restoranın sesleri değişmeye başladı he. Canım yap hemen yemeği. İlk, ya abi sipariş beklerken sipariş alabiliyorsun. Nasıl deneyeyim? Pizza, yerel pizza verdim. Tamam. Şimdi onlar gitti bak. Bu, bak bu saçma. Kardeş niye buraya dört kişi oturmuyor ya? Aldım bunu pizza karabağına. Hangisiydi lan? Şudur. tek başına yemek istiyordur belki. Ama olmaz ki abi o zaman tek başına koltuk bulalım koyalım ya. Şimdi pizza aynı anda fazla sipariş almak için daha fazla mutfak tezgahı satılın ve çalışanları işe alın diyor. Pizzayı da PNG yapmışlar. <laughs> Dur şu an pizza karavana verebiliriz. Tamam. Bunu da al. Canım afiyet bal şeker. Güzel lan bak zam yaptığımız iyi oldu. Para gelmeye başladı. Canım benim hoş geldin. Yerel pizza bekleyeceğiz. Bunlar tekli otursa tekli masa koltuk yer kaplasın. Böyle küçük tezgahla tekli koltuk var. Belki öyle oluyordur. Şimdi ben ikinci tezgahı alınca rahatlayacağız zaten. Bugünü bitirelim. Öğlen üç. Sanki fare yürüyor mekanda ya. Böcek var. <laughs> Ay Oğlum bir dur dur. Allah kahretmesin böcek bastı ya. Dur kafam karıştı. Bacım sen bir gel. Yerel pizza. Şu yerel pizzayı ver siparişini. Bunu al. Pizza koru. Yerde çöp mü var mı yok? 2 tane çöpümüz var bir yerlerde. Reis sen bir bekle ben bu çöp için şey yapacağım. Araçlar, sprey evet. Hop buna geleceğim. Hacım buraları ilaçlayın ilaçlayın. Amına koyayım her yeri böcek basıyor. Selamlar. 4 peynirli pizza. Buyurun. Oh ilaçlı ilaçlı. Dört olduk. Yardırıyoruz. Yarın işe alım yapacağız. 5000 dolara çıktık. Ekstra para da geldi. Fiskayı değil açladım. Ona da böcek gelmez artık. Hop bir tane hata gördüm orada. Sulara basmayın ayaklarınız ıslanmasın. Hizmette sınır yok bebeğim. Şak şak. Aşam hoş geldin. Ama dükkan dolu. Hazır yemek var. Buyurun. Kalk artık. Kalk artık. Çöp aldık. Çöpü de boşaltabiliyor muyuz? Ödenmemiş faturalar öde. 44 dolar. Hemen buradan çöpleri dökmeyelim. Şimdi çok şey yok. Hop paramızı aldık. Ne oldu lan? Tamam. Şimdi işi büyütüyoruz. Dükkan kapandı baba. Restoran kapalı. Senin durumun ne Jessica'cığım? Memnun musun iş yerinden? Mutlu musun? Yani çalışmaktan keyif alıyor musun bebeğim? Ben de alıyorum. Seninle çalışmak çok güzel. Şimdi de gıda kontrolü yapalım. Ee, gıda mağazası. Bak bunlar bitmiş baba. Hemen sipariş ver. Sıfır. Buna ihtiyacımız yok. 16 tane bunda var. 13. 10. 17. Altı der baba biraz. 14 Makarno. Un cero kumpuru. Vicinino. Un yosunu. Un cento. Tamam başka bir sıkıntı yok gibi. Hemen bunları tezgahımıza koyalım. İkinci tezgahı açıyorum. Biraz düzenleme yapmamız gerekecek. Çalışan alıyorum. Madem iki tezgah alabiliyoruz. Az önce Tamam. Malları da tazeledik. Şu iki çöpü bana bir bulsanız abi. Dışarıda mı acaba? Bak burada yok. Burada da yok. Bunlar çöp diye sayılmıyordur diye düşünüyorum. Aa sayılıyormuş. Kusur olarak onlar da gözüküyor. Bir de burada var işte. Tamam. Şimdi Johnny'ler yapacağımız şey şöyle. Hemen buraya bir tezgah daha alıyorum. İyisinden alayım mı? Şimdi o zaman Jessica'yı bence buraya atayalım. Jessica tecrübeli baba. Kadın yıllarını verdi bizim dükkana. Şöyle bunu buraya koyalım. Tamam mı? Bir çalışan atayalım. Tamam. Jessica'cığım. Seni ben. Adım aşağı neydi? Yanlış da bastım ya. Heh tamam. Güzel. <laughs> Jessica'cığım sen yeni tezgaha geçebilirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi buradan yeni bir çalışan alacağız. 70 dolara Dave. Bak Dave güzel çalışıyor. Motivasyon, iletişim, iletişim, çalışma motivasyon. Dave'i alıyorum. Yani ucuza da adam çalıştırabiliriz. Çalışmanızı ortalama. Bence kaliteli gidelim. Dave'i aldım. Dave'i de buraya koyuyorum. Dave sen de bir motivasyon düşüklüğü var kardeşim. Sana ben birazcık 35 dolarlık daha işe başlamadan primini veriyorum. Benim gibi adam bulamazsın şerefsiz. Tamam bunlar zaten sinekmiş. Okay. Şimdi hemen arkasından menümüze giriyoruz. Ve bakıyoruz şöyle duruma. Bence sistemi hiç bozmayalım. Bu dükkana bir tane daha masa lazım. Bak bahşiş unutmuşum burada. Bir tane masa gerekiyor. Ama ben hala bu masalarda can sıkıntısı yaşıyorum. Umarım bunları satabiliyoruzdur. Bir şey deneyeyim mi? Asita puf amına koyayım. Aldım bu pufu. Ben bu pufu böyle buraya koydum. Hatta dur bak simüle ediyorum. Pufu koydum. Konfor vermiş artı. Eğer buraya oturup üstüne yemek yiyorsa helal olsun. Hatta ben bir de buna gittim. Bu ne lan? Ee, bir de önüne böyle. <laughs> Şu <Şuraya> önüne de. <laughs> Bundan koydum. Olmuyor değil mi? Biliyorum ama da göt yiyorsa burada yesin. Şimdi tekli masa bakıyorum. Tek kişilik masa. Table G mesela bu ne? Bunda bir şey yemiyorlardır herhalde. 380 dolar. Baba bizim camları kırmadan. Üstü abi dur. Ba hepsine bakmadım daha masaya. Table W. Table GG. Bu var. Bu var. Copper. Chonto. Finti. Klasik. Dekor bence onlar. Bence de öyle de işte yani. Gruplandıramamış ya. Sağ üstten filtrelesene. Yani... Yok görüyor mu zaten iki de aa buna da tek kişi oturacak. Hepsine tek kişi oturacak bunları. Konforta, tomporta, kontorta. Boş iş. Yani birazcık bu şeye yarıyor. Tarzını değiştirmeye yarıyor yani. Rokokole'ye ya bak. Rokoko mu? Baba bu da tek kişilik. 180 dolar al alayım bir de bunu buraya da yalandan koyalım mı bir? Tamam koydum buraya da. Dükkanı şey yapıyoruz mobilya denemesi en sonunda satarız. Şu evsiz abimizde bir sıkıntı var. Oğlum sana iyilik yapmaya geliyorum. Çembeyi takarım ayağına bir anda ağzın üstüne düşersin. Allah Allah. Ay. Benim ışınlanmayı bulmuş. Tamam. Okey miyiz? Var mı eksiğimiz? Açıyorum bak. İki çalışanla mis gibi güne başlıyoruz. Haydi bismillah. Dükkan açık baba. Ters mi koydun? Bilerek öyle koydum ya. Bilerek böyle koydum. Çalışır öyle yani. Abi fırın. Umarım iki fırın almama gerek yoktur. Ee, bakalım eksik malzememiz var mıydı? Gıda malzemesi 16 tane, 13, 20, 23, 10, hmm, 17, 26 olmuş, 14, 11, 14 İyiyiz. fena değiliz. Margarita, buyurun. Tamam. Garson al. Her aşıya bir fırın. Yapma ya. İki fırın gerek abi. Tamam onu şimdi anlayacağım ben. Anladıktan sonra alacağım arkadaşlar. Çünkü boş boşuna para harcamak istemiyorum. Bu da gelsin. Çetten götten atanlar oluyor çünkü. Bekle. Pizza. Dört peynirli pizza. Çalışsınlar bakalım. Bu ne oğlum sürekli yağmur yağıyor ya. Bir fırın bir fırın bir tanesi birbirini bekliyorlar ama sadece iş yavaşlatıyor ve ekstrası yok. Tamam. Aa dur sipariş hazırlan daldık. Dört peynir. Dört peynir. Sen mi istemişsin evet buyur oğlan. Afiyet olsun. Pislik yok. vakitmiş gitmiş oturmuş. yağmurlava doğal doğaldır olur. Geldim. Pizza Carvoroni Costenta. carbonara. Güzel. Mis gibi. Hop çöpleri boşalt. Yardır 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 yardır. Beyler para kazanıyoruz. Beyler hadi. Para kazanıyoruz. Onun için bomba attı biri. Bekleyin sipariş hazır. Hadi beyler. Dört peynirli pizza geliyor. Dört peynirli pizza buyurun. Bir harbi bomba attı bu arada. Geldim açık bacak. Geldim açık bacak. Pizza yerel pizza. Buyurun. Arkadaşlar az önce tehlikeli bir şeyler oldu ya. Bir tane hazır yemeğimiz var buyurun. Pizza Carabone. Al canım afiyet. Pardon. Dükkanda her koltuktan var. Ne yapayım oğlum? Hop adamsın. Çikla pafte pizza tonu. En az 10 dolar bağışış bekliyorum bacım. Bir yere uçurdular ama bakayım bir. Bence şey düştü ya. Yıldırım düştü ya. Cam mı kırdı ya da? Evet öyle bir şey oldu. Aa geldi. Yavşak geldi. Dur lan ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Durun 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 durun. durun. Lazanya buyurun. Recep abim geliyor. Bekleyin. Hemen bir uyanıklık yapacağım. Bekle 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 bekle. Kapat dükkanı. Lan Allah kahretmesin. Te tesisi kapatın ve boşaltın diyor. Yemedi. Tamam gelsin kessin ne yapıyorsa yapsın ya. Senle muhatap olmak istemiyorum. Senle muhatap olmak istemiyorum. Gider misin buradan? Gider misin ya? İşimizdeyiz baba. Ekmeğimizdeyiz ya. Sokacağım ha. Eşi olan yaptığı şey o lan ha bunlar geliyor böyle takılıyor. Bir çayma içseydin yavşak çembeyi vururum yine ha. Bunlar böyle beleşe gidip oturuyor mu ya? Ceza kesmiyor. Ceza gibi hissediyorum ben onu. Yerel pizzalardan bir sipariş daha. 5-5'te Beş itfaiye sıkıntı yok. İyi o zaman. Türkçe çevirisi bozuk ya öyle. Şimdi cam kırmış olsa sağ yukarıda çekişte sıfır değil bir yazardı diye düşünüyorum. Yalnız bizim dükkana bir takım aktiviteler bir yenilikler yapmamız gerekiyor. Bak yıldızımız çok sabitlendi gibime geliyor. Elmin hoş geldin. Canım benim sana bugün pizza bedava. Al aslanım benim hadi koçum benim. 23 yaşında gösteren 30 yaşındaki adam. Şöyle Şurayı bir silelim. Hazır siparişim var. Yerel pizza. Çantore. Yerel pizza hanginizdi lan? Unutuyorum ben bunları Allah'ın ye. Elvin. Bak burası evin değil yayın alanında değilsin. Aklını alırım. Öl mu? Öl devam mı? Bak 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 bak. Bak bak bak. Hemen siparişini alayım ondan sonra sipariş götüreceğim. Arkada hazırlansın onlar. Ver bana bunu. Postana bak bir şeyler diyor. Ne diyor posta? Merhaba. İlanınızı kesilayık pasta gördüm. Eşim ve ben şehrin dışında şirin bir kafe açmayı planlıyoruz. Ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Yardım ihtiyacı tüm çöpleri çıkarmız. Onların da iş mekanı dışımız gerekiyor. Bize konuda yardım eder misin? Sana iyi para ödeyeceğiz. Allah Allah. Allah Allah. Dur dur. İzle Margarita. Yolda. Böyle küçük görevler de geliyor Asfilipır kafası. Bir çöple... Lan. Bir çöplere de bakalım. Lazanya, lazanya. Buyurun. Kaç para bu? 16 dolar. Oo. Bizim baştan çaldın mı sen? Yaptın mı öyle bir şey? Geldim ben babem. Yerel pizza istiyor. Hop, Getir baba yenisini. Bir çöp kokusu alıyorum. Hop. Margarita! Merhaba bakayım. Bir dolar. Dolar ne lan? Bir dolar ne? Ver abi siparişini. Ay. Ee, yerel pizza, yerel pizza, pizza. <laughs> Buyur abim bu sen istem... Olur mu ya? Kasaya bir kişi de alıp görevi yapabilirsin. Dur şimdi. Level 5 olmayı bekliyorum. Level 5 olunca biz patron modu zaten. Köşede duracağız amına koyayım ben. ha garsonluk yapacağız pardon. Hoş geldin reis. Yerel pizza sana. Yalnız malzememiz azalıyor gibi ha. Hemen bakalım şöyle gıdamıza. şu Ooo oh, domates. Hemen domates siparişi. Johnny'ler bekleyin şunu bir dükkana koyayım. Al kardeşim. Pardon. Oğlum bir bir yanlışlık oluyor bazen ya. Heh. Ya da ben yanlışım. Elleri pislet, ensi köküne vurdum. Altına mı sıçtın ne yaptın orada? Akıyor ha dükkan. Pizza Carbone. Buyurun. Bu az buz yapmadık. Bu ürün çok gidiyor. Dükkan artmıyor arkadaşlar. Değil mi? Bir hareketlilik geldi ama nereye kadar? Şunu da bir temizleyelim. Experience'lara devam. Bu dükkanda bir sıkıntımız var mı? Şöyle bir etrafa bakayım. Güzel para. Şu yemeğini bekliyor. Siparişimiz hazır. Ben o adam gelene kadar bunu götürürüm. Gel ayrık bacak. Kazanya siparişi müşteri kalktı. Şöyle bir masayı silelim. Bir isteğiniz var mı? Yok. Yok yok. Orada bir sıkıntı yok. Hadi bir dinlenelim. Abi menü arttırmazsan yıldız artmaz. Allah Allah. 4 peynirli pizza 22 dolar. Sipariş var biliyorum. Ben yıldızın peşindeyim babo. Biz de carborone santraste. Kime? Sana bu. Al. Afiyet olsun. Hop bir sipariş daha. Ablama vereceğiz bunu galiba. Lazanyayı da yedi. Burada bir baş bırakılmış. Çöktük. 4383 dolar. Bir dakika dört peynirli pizza siparişi vereyim. Şunu alalım. Ablacım buyur. Var mı sıkıntı yok? Şey yapayım mı? Dükkanı bir kapatayım mı? Yeterince çalıştırdık bence. Şu sipariş de hazır olsun. Aracıkları da aldık. Şimdi bir bakalım. Ama level 5 olamadık işte ya. Görevi yapıp acaba experience iyi alır mıyız? Uyuyor. Sanki bir müşteri kalktı bir yerden. Çalışanların maaşını ödedik 140. Çay getireyim mi bacım? 7 TL. Bir çay şey iç ya. Keyif yaptın, götün dinlendi. Diplerin gelmiş. Şuradan parayı alalım. Ne istiyorsun canım? Ona da 15 dolar. Motivasyonlara bakacağım. 44 dolar. O ödeme dönemi, ödeme dönemi. Bir yerde bir tane çöp var ama yani çöp değil de işte anla. Bence su birikintisidir o. Değilmiş. Kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Dükkan kapandı Adanaş. Beceriler çok önemlidir. Restoranızda 5. seviyeye ulaşın. Tablınızdaki beceriler bölümü kilini açın. Tamam. Şimdiki aşamamız beceriler. Yerimize sayıyoruz gibi mi geliyor? Hayır, saymıyoruz. Level atlıyoruz. Şimdi bize bir tane görev geldi. Bu dükkanı bir kere her türlü başlatsam ne olur? Bir deneyeyim mi? Bekle bakalım. Yalnız bu iş bizi aşar ya. Oha, ama 4000 dolar veriyor oğlum. Dükkanı yenileriz lan. XP de veriyor. Oo, kastık, kastık. Çok güzel oldu bu. Vallahi kastık. Şimdi bak buradan level'ı alırız. Gideriz kasaya bir tane çalışan koyarız. İki masa daha alırız. Ondan sonra şimdi biz bir tek sipariş götürmeye çalışacağız. O sipariş götürme işine sanırım NPC alamıyoruz diye düşünüyorum. Ee, bu sebeple o hep bizde kalacaksa bir tık sıkıntı. Ama emin değilim. Baba her şeyi yaptırıyor ya. Ha? Siparişleri de kasiyer götürüyor. Harbi mi? Oo. Şimdi bir de şey yapalım biraz etrafı. Baba bu mekan bayağı büyükmüş lan. Herhalde arkalarda bir şey yoktur. Herhalde burası bizle alakalı değildir. Değil. Elektrik faturası gelsin ya. Bir şey olmaz. Bir şey gelmiyor. 44 dolar 50 dolar geliyordu. da. Şu içeriye de girelim. Everybody 2500 Rakibe yardım ediyoruz abi. Oğlum bu iş böyle yapılır. böyle bir görev gelirse bunu bir daha yapmayabilirim. Sıkıldığımdan değil. Yani dükkanda bu kadar çalışsak belki yok ya o kadar para kazanamayız. Tuvalete gittim ne oldu lan? Yeni mekan aldık ya onu yapıyoruz. Ay. 6 yapacak bu mekan biz neredeyse. Bir yerde sayaç var mı şu kadar kaldı gibisinden. Teşekkür ederim. Ne diyor? Temizlik yüzde 93, tamir yüzde 56. Şimdi anlarız. Okey to. O. Oh. O oh, 99'da kaldı lan. Ne var lan bir tane kir kaldı. Oo oh, tamam. Duvar tavan iç mekan. Bekle. Kuba'nın fanı mı? Bakacağım. Eğer... Au! Burası da bitti. Bununla ilgili bir şey yok ya. Karanlıktan belki görmüyor olabiliriz sağ tarafta. Abi sağ tarafta diyerek ben hiçbir şey bulamam. Bir şurada kutu var. Tamam, temizliği bitirdik. Tamir %96 kalmış. Tamir. Yani camları bitirdiğimi görüyorum. Duvarlar buna dahil midir bilmiyorum. Bir bir şey yok. Camların hepsi tamam. Camlarda hiçbir sıkıntımız yok gibi duruyor. İç mekanda duvar, zemin, tavan. Ya gerçekten bir şey alıyor muyuz? He? Boya, halı, deneyim. Onu... Çit Cheat var. Çitler. Tamam bakacağım. Hepsini bitir ilerleme. Ya bu arada random seçti. Bok gibi Sağ girişte birkaç tane tahta eksik. Tamam onları da hallediyoruz. Bekleyin şu iç zemini bir doldurayım. Ne kadar yavaşmış lan bu. Dışarıda bir tane var daha tahtası kaldı. Tamam. Şunu yapalım da kurtulalım. Tamam zemini bitirdim. Bok gibi oldu. Ama iş yapar. Gördüm kırıkları. şu bir. Şu iki. Şu üç. Tamam tamir de bitti. Duvar ve zemin. Devam. Zemin, tavan. Bunu da yapalım. Vay House Flipper ha? Lanet olsun. Bu mekanda su bizim değil. Hiç tarz mars kasmıyorum. İnşallah yapıyordur ya. 180 talip boşuna verdin. Veren de enayi abi. Bunları da boyadık. Bunlar zaten boyalı. Kaldım ha. Yok genel olarak karanlık oyun burası. Şimdi ben bu işin daha bir basit çözümünü hallediyorum size. Hemen geliyor. Hemen geliyor lambalar. Hop bak mekana bak. Akıyor akıyor. Akıyor. Gel tavana. Al bunu. Tamam. Şimdi bak buna bir de duvara geleceksin. Böyle adamı çıldırtacaksın aman okuyayım. O kadar çirkin bir yer yapacaksın ki herif de şaşıracak. Oğlum rakibime yardım ediyorum mu sandınız? Herhalde lan tarz dediğim budur. 158 ama iyi uğraştırdı ha. Sever abi böyle insanlar böyle şeyi. Bak burayı Arap müşteri doldurursun biliyor musun? Çıldırırlar buraya yer halı. Bak burası böyle aşırı altın varaklı işlemeli. Tepede tam şey ne derler? Tamam. Oğlum baya mekan yap diyor ya bu. İç mekan. İç mekan ne? Yüzde on da. Tamam hemen şimdi bu para nasıl biz harcamıyoruz? Hemen gel baba mobilyalara. Masa 1 2 3 4 yazar kasa E evet, rastgele koyuyorum zaten ya bir nevi Lamba Nerede lambalar? 2 Dekorasyon. Eğlence. <laughs> eğlence mas mutfak masası. Çok <laughs> şık Bak şurada çok güzel yapar bence onu. Ocak. Fırın. Buzdolabı. Izgara. Davulun falan istiyor mu? Oy baba. Havalandırma. Havalandırma. Bu benim değil bak. Mutfak eşyası. Kendi zevkine göre değil. Mutfak personelinin arttırmışım mutfak toplarını kurun. Oğlum adam kendi düzenleyecek. Biz bırakalım. Kendi nasıl istiyor öyle yapsın. Yalan mı? Adamın zevkine karışamayız. Biz gerekli malzemeleri söylüyoruz. Izgara nerede ya? Şuna bir odaklanayım ızgara. Görsel olarak ızgara hiç göremedim. Acaba... Nerede ızgara arkadaşlar? Bahçe bölümünde midir acaba? Bahçe bölüm? Yo. Solda derken sol altta itikada gördü. Bir dakika dur lan. Dış cephe. Mutfak sol alt. Bu mu? Freyr'in yanında. Ya oğlum lefal ha. Bu ızgara mı amına koyayım? Bu ızgara değil ki bu şey. Ne diyorsunuz buna? Patates kızartma şeyi. Allah Allah. Böyle ızgara mı olur amına koyayım? Izgara. Tost garip bir şey ya. Ben onu hep patates kızartan şeyi sandım. Fritöz amına koyayım o. Sol üstte Türkçesi yazıyor abi. Nerede onu da bir öğreneyim. Ha ızgara yazıyormuş burada. Hiç görmedim. Omuna koyayım bunu nasıl gördünüz? Baş, eşek gibi ızgara yazıyormuş burada. Tamam bekle. Başka ne lazım? Mutfak eşyası lazım. Bir şey makinesi diyor. Dondurma makinesi. Oğlum bunun dükkan sağlam ha. Tamam. Dondurma makinesi. Son olarak da mutfak eşyası. Mutfak eşyası, mutfak eşyası. Mutfak rafı mesela mutfak eşyası mı? Koy baba. Bundan koydum zaten ben ya. Al bir tane daha koy. Para harcatalım herife. Mutfak eşyası. Al bir de bundan koyayım. Para lazım olacak mı? %98. Hala mutfak eşyası bulamadım. Mutfak eşyası mutfakta olur. Mutfak eşyası, mutfak eşyası. Mutfak eşyası, mutfak rafı rafı koyduk. Izgara. Ya bu koyduk mu? Koyalım ama koymuşum. Tabak mı istiyor acaba? Ne bileyim ne istiyor ya? Tuvalet, duvar, dış cephe, diğer. Resim, lamba, serbest, mobilya. Bilen yazsın bu arada. Alışveriş olmasın abi. Ne bileyim oğlum. Mutfak eşyası. Tamam. Bundan da koyayım. Öyle olsa öyle der ya. Aa, koyacak yer kalmadı. Aa, aşkım sabah sabah bana patates kızartması yapıyor. Koy amına koyayım. <gülüyor> Başka. <gülüyor> Hatırladınız mı onu videoyu? Bitti. İlerleme %100. Tamam. Görevi tamamla. C. Görevi tamam bir sonucu görmüşse eminim. Baba adam on numara işletme bıraktım. Tamam. Oh be ulan bizim mekanda başka güzel lan. 10.538 dolarımız var ki. Level'da atlamışız. Şimdi o zaman buraya bir adet reis alma vakti geldi. Öncelikle yöneticiden Motivasyon konuşmalarımızı yapalım. Yeni bir güne başlayacağız. Eleman arayalım bir. İletişimi zayıf olan bir adet Oliver'ımız var. Peki ben bunu kapatıp bir daha açıp bir daha yönetici deyip olmuyormuş. 140 dolar toplam işe al, bilmem ne. Şimdi bir dakika. Almıyorum bir tane. İletişimi zayıf adam almıyorum. E, kasayı çalmıyorum. Ya sonra daha çok müşteri gelir dedi. Info'da haberin olsun. Öyle mi? İletişimi düşük olanı mutfağa koy. Acaba öyle algılıyor mu onu? Ya öyle bir bilgi geçmiş miydi? İletişim sadece insanlarla sohbet eden eleman içindir diye bir şey söylüyor muydu? Dükkanı aç kapat mantıklı olabilir. Aç, kapat. Bakalım. Helal lan. Beceriler gel dur adım adım gidiyorum. Durun arkadaşlar. Birin daha bir şey yapmaya uğraşırken diğerine geçitmeyeyim beni ne olur. Sonra beyin amcıklaması yaşıyorum. Ha? Amelia bebeğim. Dur bir dakika. Bu e, Amelia 60 dolar iletişim. Bak. Bana sorarsanız Amelia'yı alalım. Hem ucuz hem iletişimi yüzde yüz. Hem çalışma hızı bir tık kısa. Ama diğerinin çalışma hızı çok iyi. Beti de iyi ya. Bence Beti'yi alalım. Yani burada hız Burada hız önemli. Ya nereye gitti ya? Aman koyayım karar veriyoruz ya. Süresi varmış baba bunun. Benim mesajı görmüyorsun ki. Oğlum nasıl göreyim? Bin tane mesaj var. Daha gelmez. Gelir gelir. İzle bak geliyor. Betin'in daha iyisi geliyor. Hop. Anthony. Anthony. Gel lan. Gel lan tamam hadi gel. Şimdi Anthony'yi şuraya koyalım. Anthony geç bakayım şuraya. Vay kardeşim benim aslanım benim. Elini yavaşça omuzuna götürür. Yeşil gömleğini sikeyim. Benim masörtümü mü çaldın lan? Oğlum bu karakterin tipi Rigrat karakteriyle aynı çirkinlikte lan. Kirpikler iş çok bozuyor. Şimdi buna bir şey yapacağız. Motivasyon vereceğiz. Premium ücret, premium ücret, premium ücret. Çalışanlara parayı vereceğim baba. Al tamam. Tertemiz. Şimdi biz bence dükkanı açalım. Bir aksın. Para aksın. Akmasın. Bekle oğlum. Daha bir şeyler alacağız. Bence mobilyadan bir tane daha raf alalım. Şey raf demişim bar alalım. Nerede var? Bak bu da açılmış. Konforta. Burayı zaten düzenleyeceğim. Bana yeter ki şu an bir tane şundan ver. Soğabiliyorsa tabii. Ha bak bunlar da manzaraya karşı oturur böyle. Konforta. Tamam. Bir başlayalım. Malzememiz zaten gerekirse zımbırtılarız. Lan ne oluyor? Aç bakayım dükkanı. Neler yapıyormuş bir görelim. 10 bin dolarımız var. Böceğimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Tamam. Çöp biraz sıkıntıda. Bir de çöp hizmeti çağıralım. Düzen çok kötü abi. Biliyorum. Düzen çok kötü. Oyunu öğreniyoruz. Yani neye ne oturuyor ne yapıyor. Hepsini satacağım onların. Fırın almadın abi. Fırına gerek yok şu an. Bence kaldırır. Müşterilerimiz de geliyor. Menü de yenileyeceğiz. Hepsini yapacağız. Bunun üst katını nereden alıyoruz acaba? Şimdi buradayken bir takılalım. Gıda mağazasında eksik malzemeleri bir toplayalım önce. Bunları bir içeri koyalım. Yeteneklerimize bakacağız. Aferin. Tamam. Çok hızlı bir şekilde siparişini aldı. Benden hızlı aldı kesin. Ben bu düzeni bir kuracağım para varken rahat rahat. Bir de bize yıldız kazandıracak bir şeyler lazım. Sanki bizimkiler yemek yapmıyor gibi ya. Yok yapıyor. Oy lan aferin lan Çikütay adamsın iyi bak burada her zaman faturaları slipleri buraya koyacaksın Müşterilere de sipariş götürürken insan gibi davran bakayım. Aferin koçum. Bir de yolunu bulsan harika olacak. E-posta geldi. Hemen bakalım. Yokmuş. Maskot. Diğer oynadığımız simülasyonlara göre biraz sinek gibi. Bence iyi toparlamışlar ya. Kötü değil yani. Var bir sineklik ama öyle rahatsız etmiyor. Logo. Şimdi bize logo geldi değil mi? Yo gelmemiş. Logo açılmış. Burger Night. Johnny yani bak bekletme adamı. Şimdi o kabloyu falan siktirin. Onlar kolay. Bizim ee, yıldız almamız gerekiyor. Faturalar, gıda, menü. Menüye o zaman birkaç tane ürün ekleyelim baba. Ne diyorsunuz? Hamburgere de çevirelim mi biraz işi. Pizza hamburger ya da tatlı koyalım. Pazarlama. Şimdi burada neler varmış? 35 dolar Livip TV'ye şey yapabiliriz. Ee, çakabiliriz bak. Aç koyayım. Masraf 35 dolar masraf olsun. Bak 5 yıldızlı popülerlik bir televizyona verdik coşkuyu. TV'ye, radyoya bir 14 dolarlık da buraya şakalım. Medyaya da neredeler lan? 99 dolarlık çökmüş baba. Aa! Bunu da biz yapalım artık. Aaa bu işler bizde. Bunları unutmayalım. Tabi lan her şeyi de adamlar yapacaksa oyunu niye oynuyoruz? Dur ben şu odaklanayım yine. Pazarlamada bence radyo ve TV şu anlık yeter. Hadi medyayı da ver lan. Ver ya müşteri gelsin baba. Müşteri gelsin. 200 dolar reklama para ayırdım. Tamam mı? Logo çakalım mı 2500 dolara? Ne diyorsunuz? Eat and run. Kofis. Eat and run çok iyi değil mi? Bence çakma perka yapalım. Perka. Hop 7000 de bu. Oy, nereye koydu lan onu? <laughs> Adam kandırıyoruz. Uzaktan görüyorsun canım. Big king xxlar çekiyor. Bir geliyorsun sana lazanya çakıyoruz. Tertemiz sistem. Şmo. Şşt. Motivasyonlarınız ne durumda arkadaşlar? İyi iyi iyisiniz Hop şu çöpü al bakayım buradan Paracıklarımı toplamaya geldim Şunları ver şu çöpünü de ver Ver bakayım Ver bakayım %26 hemen şu yeri silelim Tamam reklama para ayırdık ee, Siparişlerimiz yetişiyor sıkıntı yok ee, Masa derdimiz var Malzeme derdimiz bir noktada Çok uçarsak olacak Mesela bunun gibi Şimdi gelin bir menüyü tazeleyelim şunu ver fiyat arttıralım artık yok fiyat zaten sınırda şu an restoran onu kaldırmaz 3 yıldızımız var o bizi aşar baba e yeteneklere gelebiliriz artık şimdi yeteneklerimiz nerede golden bank var kredi çekebiliyoruz bunu siktir edelim şimdilik yetenekler evet. 3441 puanımız var anladığım kadarıyla. Ekipman tamirinin hızını arttırır, elemanların hızını arttırır. Elemanları müşterilere fazladan yemek satın almak için daha sık öneri sunacakları karı arttırırmış. Restoran itibar artışını arttırır. Şunu bir öğren bakayım. Tamam. Yerine git. daha çok siparişe ağırlık verelim. yerine, yerine getirdiğiniz postaneden gelen siparişlerin maliyetini arttırır. Avantaj giderlerin elektrik su gaz fiyatı düşürüldü. Elemanların hızını arttırır. Bir tık da hız verelim. Tamiri biri Restoran itibar artışını hızlandırır. Şimdi bir 1200'de şuna çakalım. Ne kadar restoran ünlenirse o kadar müşteri gelir. 600 kaldı. Bir daha biz de az daha hız koyduk mu işi bitiririz. Şimdi durun bakalım. Bunları al. Bunları al. Bunları al. Değil mi? Güzel oldu yetenekler. 208 kaldı. Bir şey alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Hala TV alacaksın. Ya oğlum bir dur dur. Dükkan açıkken bir şey alamıyoruz. Masalar sıkıntıda bir tek ya. İçeriği falan boyayıp adam etmek dışında. Şimdi dükkanı açamıyoruz. Çöpleri dök menü. Bence menüye şey alalım. Ne derler? yeni ekleme yapalım. Bence tatlı koyalım bak. Ya da hamburger ekleyelim. Double cheeseburger. Bak double cheeseburger. Hamburger. O Nedir sıkıntı? Döner var lan. Ben niye ekleyemiyorum. Bir yemek eklemek şansı oldu sürükleyin. Yetmiyor mu bizim? Olmuyor galiba. Açık diye mi? He, doğru. Açık diye olabilir. Tamam. Şimdi biz yaklaşık olarak 3-4K para harcadık. Tamam mı? Yıldızda bir artışımız hala yok. Bunun ki olması lazım. Dükkan çalışıyorken bence hiç Bozmayalım. Gereksinimler var hamburger düks. Gereksinimler malzemeleri değil mi? Ağzına sıçayım. Bunun böyle olacağı belliydi. Döner koy. Orada uyumasın Grandut için. Uyumaz herhalde ya. Hoş geldiniz beyefendi, hoş geldiniz. Ben patron. Hiç biski aramıyorum. Para topluyorum sadece. Bak böyle çıkıyorum. Buraya bakıyorum masada para var mı? Başka bir şey yok. Arada bir paspas atıyorum. Kasayı kapıya yakın mutfak açılsın az. Onları düzenleyeceğim. Şu an zaten sistemi oturturduk. Bundan sonrası keyifli kısımlar. Dükkanı büyüteceğiz, masa koyacağız, düzen yapacağız, boyasını, tipini halledeceğiz. Ondan sonra çalışanlarımızı moralleyeceğiz, para kazanacağız baba. 10 bin dolar oldu zaten bu ya. İş böyle ya abi bu. işi çözdük. Bunların hepsini satma vardır inşallah. Tamam. O zaman Kaydediyorum. Bu diğer yayında oynarken biter bu. Güzel, keyifliydi ama. Diğer oyun, diğer yayın bitiririz bunu. Of yoruldum ya. Bir internet kafe simulator goy goyu var mı? Yok tabii. Ama simülasyon işte.